Merhabalar arkadaşlar, Pratik Yemek Tarifleri Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün yine muhteşem bir görsele sahip olan, ağızda un gibi dağılan kurabiye tarifi vereceğim. Bu tarifimizde Arjantin şekeri kullandık ama alırken dikkat etmelisiniz. Bu şekere benzeyen çok fazla şeker çeşidi var. Bu yani Arjantin şekeri fırında erime yapmıyor ama diğerleri için aynı şeyi söyleyemem. Bir de videonun sonunda like atıp yorum yaparsanız bizi çok mutlu edersiniz. Sizin yorumlarınız her zaman bizim için çok değerli. Tarife başlamadan önce her zamanki gibi malzeme listesine bir göz atalım. 4 su bardağı 520 gram un, 1 su bardağı 120 gram pudra şekeri, 1 su bardağı 130 gram mısır nişastası, 1 çay bardağı 90 ml sıvı yağ, 1 paket 250 gram yumuşak tereyağı veya margarin, 1,5 yemek kaşığı kakao, 1 paket vanilya. Öncelikle yoğurma kabına 1 paket tereyağı ve 1 çay bardağı sıvı yağ alıp katı yağı iyice yumuşatıyoruz. Kurabiyelerin en önemli püf noktası kullandığımız katı yağın yumuşaklığıdır. Eritip katarsak maalesef aynı sonucu alamayız. Onun için kullanmadan mutlaka oda ısısında bekletmeliyiz. Ezdiğimiz yağın üzerine 1 su bardağı pudra şekeri ekleyip karıştırmaya devam ediyoruz. Daha önce de bahsetmiştim ama tekrar değinmek istiyorum. Ben pudra şekerini kendim çektiğim için tadı yeterli geliyor. Ama hazır satılan pudra şekerlerine donmaması için nişasta karıştırıyorlar. Tadı az gelecek olursa nişasta oranını azaltıp aynı oranda pudra şekeri ekleyebilirsiniz. Karışım krem haline gelince üzerine 1 su bardağı nişasta, 1 paket vanilya ve un ekleyerek hamuru toparlıyoruz. Ben ölçüleri tam veriyorum ama unu azar azar eklersek işimiz kolaylaşır. Unu hamura daha kolay yedirebiliriz. Dört su bardağı un gördüğünüz gibi tam geliyor, ele yapışmayan pürüzsüz bir hamur oluyor. Yoğurma işlemini tamamladığımızda hamurun 3'te 2'lik kısmını çıkarıp 3'te 1'lik kısmına 1,5 yemek kaşığı kakao ekleyip kakao hamurla bütünleşene kadar yoğurmaya devam ediyoruz. Kakaonun üzerine artı bir şey eklememize gerek yok fakat az önce kullandığımız çay bardağının dibinde kalan birkaç damla yağı ekleyebiliriz. Kakaolu hamurdan erik büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlıyoruz. Sade hamuru ise ikiye bölüp streç arasında açıp inceltiyoruz. Açtığımız hamura yuvarlak bir kalıpla basarak yuvarlak şekiller çıkartıyoruz. Kalıp yerine su bardağı ile de aynı şekilleri çıkartabiliriz. Yuvarlak şeklin tam ortasına kakaolu minik toplardan bırakıp kapatıyoruz. Şeklin iyice düzelmesi için yuvarladıktan sonra sıkma torbasının en küçük ucuyla üzerine bastırıp son şeklini veriyoruz. Şekli verdikten sonra tam ortasına bastırıp şeklin belirginleşmesini sağlıyoruz.
Kurabiyeleri tamamladıktan sonra yapışmayacağı için tepsiyi yağlamadan dizebiliriz. Son olarak Arjantin şekeriyle süsleyip fırına vermeye hazır hale getiriyoruz. Ben kaç derece, kaç dakikada pişirdiğimi görün istediğim için fırını ayarlarken ekranda gösteriyorum. Fakat her fırının pişirme süresi farklı olabiliyor. Gösterdiğime bağlı kalmadan fırınızın hızına göre ayarlayıp kurabiyelerin üzeri kızarmadan çıkarın. Görseliyle şahane, ağızda un gibi dağılan kurabiye servise hazır. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.